Hadi hazır olun, söyle. Biraz arkadaşım girsin. Arkadaşım girsin. Batu Meriç. Aaaa! Bayağı iyi bir konser olacak bence. Çok eğlenceli. Bir buçuk, ikide yattım, 7:30'da gözümü açtım. Heyecandan galiba. Ben çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum. Kendim bildim bileli şarkıcıyım yani aslında. Müziksiz insanın herhangi bir şey motive olabileceğini hiç zannetmiyorum. Hello aşkolar! Selam! İyi! Ben ne yaptım biliyor musunuz? Basın akorlarını gözümün önüne getirdim. Evet. Ve bayağı şu an yapıyorum. İkinci tel boş, üstteki tele bas, sonra ikinci tel boş, sonra üçüncü perdedeki birinci tele bas, sonra beşinci perdedeki ikinci tele bas. Doğru muyum hocam? Doğru. Hepsi yanlış. Aşkı bulmak için kaybettim kendimi. Bu zamana kadar yapılmış en prodüksiyonlu konserimiz, en büyük konserimiz olacak. Gerek kişi sayımız, gerek prodüksiyonumuz, her şeyimizle. O yüzden bilmiyorum yani bizi neler bekliyor. Heyecanlıyım. Beklenti arttırmayı sevmem ama bayağı iyi bir konser olacak. Dinlenin. Kendine iyi bak. Enerjinizi full istiyorum. Harika bir konser olmak zorunda. Başka şansı yok. Yavaş yavaş yakar. Bırakmıyor ki ağ. Şimdi yani normal konserlerimizde bu tarz büyük konserlerimiz arasında tabii ki bambaşka hazırlık süreçleri oluyor. Açıkçası bu tarz bir hazırlık sürecini ilk kez deneyimliyorum bu konser özelinde. Çünkü çok büyük ve saçma her şey. Sandım iyi gelir bana bir tatil. Gördüm iyice dibi de mi dahil. Yoksa deniz bile boşa sahil. Yine başa sarmaya. Savaştım harbiden. Uykum kaçar gece aniden. Kalbin müsait mi? Nereden bileceğim ki sahiben? Ben güzeli güzel sevmeye bayılıyorum. Kadın, erkek, hayvan, eşya. Alırsın, böyle alma. Eve gidelim diye düşünüyorum. Biraz uyurum gibi hani. Hani her insanın yapması gereken şeyleri yaparım gibi bu gece. Biz geldik. Pazar sürprizi. Ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben. Heyecan dorukta. Vallahi geldi sonunda. O gün geldi. Mia. Mia. Bir kere nasıl bunu kavradın inanamıyorum. Ya! Gerçekten. Geçen göstermiştim. Çalışkan bir öğrenciyim. Gerçekten. Şu an açıldı sesim. Bir şey bak diyeceğim. Böyle patladı, başladı zaten ses. Enerjim de iyi biraz geldi. Ondan mı acaba? Ses açık geldi. Bir öncekine kıyasla bayağı toparlamış mıyım? Bizim en zorlandığımız odur. Önce çok yukarı çekiyoruz. Oluyor ses. Hı-hı. Ondan sonra yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Sen çektin bir de yerine oturtturdun sesi. Öyle bir aşama. Bir kere.
Çok şükür Rabbim, bugün her şey yolunda. Allah'ım. Okey. Ben gidiyorum o zaman. Öpüyorum. Öpüyorum ben de. Haydi bakalım. Ay Emre, ben seni görmedim. Sen ne güzel giyinmişsin ya. Aa, gördün mü? Allah'ım, ekibime bayılıyorum. Çok jantisin ya. Tatlı bir ailede büyüdüm. Anaerkil bir ailede büyüdüm. Annemle babam ayrı olduğu için. Anneannem, teyzem, ben ve annem gibi bir ailede büyüdüm aslında çoğunluk olarak. Dedem de vefat edince erken yaşımda, ben 10 yaşındaydım. Benim ailem müzisyen olduğu için aslında benim için birçok insana göre çok daha büyük bir yer kaplıyor müzik. Yani çocukluğumdan beri. Anneannem eski Türk halk müziği sanatçısı, dedem eski bağlama sanatçısı, teyzem tamburi, eniştem onun eşi Kanuni, işte ikisi öğretim görevlisi bir üniversitede. Hani hep bizim aile müzikle yoğrulan bir aile yani. Ben Zeynep Bastın anneannesi Kamuran Atılgan. Müzikle ilgili Zeynep'in çok uzun bir hikaye. Ben size bir kısaca anlatmak istiyorum bunu. Zeynep müzik aşığı bir çocuktu. 4 yaşında falandı. Çanakkale'de bir gün kordonda dolaşıyoruz biz. Zeynep arkamızda. Biz ondan ileride, önde ilerliyoruz. Bir ara baktık Zeynep gelmiyor. Bir de arkamızı döndük, baktık Zeynep'e. O zamanlarda Serdar Ortaç'ın Karabiberim şarkısı çok meşhurdu. Arkada bir kalabalık Zeynep'in etrafında Karabiberim'i oynuyor Zeynep. Zeynep'in oradan müzikle ilgili oluşu daha o zamanlar belli oluyordu. Biz onu hep arkasında olduk. Her zaman Zeynep'i destekledik. O da bizi hiç mahcup etmedi. Benim bu konserle ilgili kafamda bazı hayaller, bazı resimler vardı. Genel olarak nasıl bir enerji yaymak istediğim, hangi konseptle nasıl bir enerji yaymak istediğimle alakalı bir fikrim vardı. Buna biraz kafa yorup böyle hani başında şöyle bir dans yapalım, o dans şöyle bir ışıkla başlasın, daha sonra şöyle bir intro girelim, çocuklar şunu giysinden nasıl uyumlu oluruzdan girip hani böyle ışığından gerçekten tüm track listine kadar her şeyle birebir ilgileniyorum zaten. Ama bunu anlattığımda da bana son derece güzel feedbackler veren ve çok güzel hazırlanan da bir ekibim var. Biz çok kolektif çalışan bir ekibiz. Çok tatlı bir ekibiz, gerçek bir ekibiz yani. Çok çok şanslı hissediyorum kendimi ekibim adına da. Batu Meriç. Dinliyorum. Ferdi Q'su sayabilir misin bana? Çok yavaş bu Ferdi ya. Çok yavaş yani. Ya daha hızlı olduğunda korkarım. İlk defa kullanılan bizim için ürettiğimiz Ferdi. Daha önce kimse kullanmadı. Sen başına gelmeksin. Yani bunun kendi içinde bir ayarı yok mu? Var ama riskli. İstemiyorum. Neden riskli? Çünkü ilk defa yapıldığı için hızlı da bir şeyi atarsa uğraşırım. Bu en güvenli, en safe hali. Başta da hayır, atma. Ben LED'le, LED'deki altyapıyla sahneyi meç etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu perde aslında bir sürpriz. Zeynep'i burada beklemiyorlar. Burada orkestrayla birlikte olabiliyor. Ama şimdi dansçılarla çıkacak. O LED de ilk defa Zeynep'e özel tasarlandı. Bakalım. İnşallah şu perdeyi kaldıracağız. Hadi son bir bulamadık. Başka bir iki şarkı geçelim. Evet, evet. Bu arada artık danslarınızı bitirip sizi bir gönderelim. Çünkü evet, reklamam lazım. Evet. Perdesiz yapıyorum yine. Perdeli yap. Perdeli mi yapayım? Tamam. Hepsini toplanalım, geçelim buraya. Zeynep Bastık ekibinin tüm touring detaylarıyla ben ilgileniyorum. Çok heyecanlıyız bugün. Volkswagen Arena'da bir konserimiz var. Bu konserin bir farkı var tabii ki de bizim için. Çok büyük prodüksiyonlu, çok heyecanlı, çok iyi hazırlandığımız her konsere iyi hazırlanıyoruz tabii ki de. Ama bu bayağı bir özendiğimiz bir konser. Bu açılışı yukarıdan mutlaka birisinin alması lazım ki tepe açın. Uzaktan bir yerden. Uzaktan gidelim. Ama genişi görmek lazım. Yani o LED'deki ve perdenin tam full karşı olur ya. Hani böyle GoPro'yu mu bir yere mi yerleştirdik ya da bir şey mi? Tam karşısından ve uzaktan. Evet ama tepeden yani bayağı kalabalığı da gördüğümüz. Tamam.
atmak için. Oo. Olur. Şöyle aldın gittin. Tekeli alabiliriz. Aynen. Alırım alırım. Sana helal be. Prodüksiyon gibi prodüksiyon. Işıkları doğru timingde ayarladığımızı promoda gördüğümde de her şey mükemmel olacak. Çünkü çok önemlisin yani bu konser. Özellikle bu konser hayatisin yani. Sensin yani star, öyle söyleyeyim. Yok gerçekten öyle. Çok önemli. Ne yaparız ben size söyleyeyim. Perde kapandı, bitti. Biz ineceğiz anca aşağıdan yürürken çığlıklar, yardım çığlıkları. Bir dakika, toparlayacağım. Bir tane, iki tane topu çıkar. Araya yerine başka bir şey yapar. Ne mesela? Oğlum biz aradır ya. Tamam, biz o zaman direkt arkaya gideriz. Şarkıyı. Bütün orkestra zaten biliyor koreografiyi. Burada gelenin geldiği ve sadece yuvarlak yerde nakaratta takıldığımız bir bis yapalım. Samimi, tatlı orkestra, biz. Bravo. Hep beraber. Perdeyi kapattık, burayı açtık. Orkestranın hepsi yerine gitti. Sen burada kaldın. Orkestra giderken 4 dansçı buraya çıktı. Kapattık burayı geri. Böyle bir seçim. Sen ama bizim koreografimiz 4 kişiyle olacak bir şey değil. Benim söylediğim mantıklı. Bana güvenin. Kaosa sürüklenmeyelim. 6 saatimiz falan kaldı. Müzik böyle hayatımın çok her yerine tesir etmiş ve benim için çok çok önemli bir şey. İnsanın hayatın her duygusunda, her anında şekil değiştirerek bir yerde hep olmalı gibi geliyor. Ben böyle her duyguma, her flörtüme, her konserime, her mutluluğuma, her üzünüme böyle arkadan bir fon şarkısı belirlerim mesela. Solla karakta girelim hep beraber, daha da kalabalıklaşalım. Olur. Böyle ama herkes böyle şey gibi gelsin yani hani böyle. Hani hiç planlıymış gibi değil. Sanki siz böyle atlayıp bize destek olmak istemişsiniz gibi bir. Öyle bir doğallıkta yedirirsek koparız. Çok güzel olur. Ay güzel. Ay yalan. Şey söyleyeceğim. Metaskop konserindeki. Tamam çözdük. Final tamam. Kostüm benim için çok önemli. Daha doğrusu sahnede nasıl göründüğüm çok önemli. Çünkü kendimi sadece şarkılarımla, duruşumla, halimle, tavrımla değil, giydiğimle de çok iyi ifade etmem gerekiyor ve çok iyi anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Çok ciddi bir iletişim aracı olduğunu düşünüyorum giydiğim kostümünde, kıyafetinde. Şeyda'yla da çok güzel bir uyum yakaladık süreçte. Yani çok iyi bir match olduk. Hangi konserde nasıl hissetmek isteyeceğimi bile tahmin ediyor artık. Çok şükür ki. Neler oldu? Neler oldu ilk yere? Çıkardık kız ya. Yerim sizi. Kendi şarkılarımı yazmaya başladıktan sonra tuhaf şeyler yaşadım. Anıra anıra ağlayarak yazdığım bir şarkıdan bir umut bulup bağıra bağıra gülerek kahkaha atarak söyleyen insanlar oluyor. Bu işin sihri burada gibi geliyor bana. Sanatın sihri de burada gibi geliyor. Hazır mıyız? Tamam, elini sallıyorum takmak için. Son bir kez, 1-2-3. Thank you.
şaka. Bırakmıyor ki aşk. Sensiz kendimden geçtim, dalıp uzaklara. Aşk gidip dönmemek mi, böyle özlemek mi, yok mu mutlu bir son? Vurulup ölmemek mi, oh, var mı başka bir yol? Dinmez ki şu hasreti, sesi sus dedikçe. Uçurumdayım, gelip tut elimden. Ya da düş benimle. Ara, ara, ara dolu kalbim yara başa. Sara, sara. Ara, ara, ara sanki endipteyim çıkar. Evet, kapat. Zeynep üstündeyiz.